Traşaçı Caddesi'nde yapılan yürüyüş etkinliğine İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Cengiz Kalkan, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti İl Kadın Kolları temsilcileri ile Sağlık Müdürlüğü çalışanları katıldı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Dünya Diyabet Günü'nün bu yıl ve 2019 yılı temasının "Diyabet ve Aile" olduğunu söyledi. Buradaki amacın diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten Kalkan bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek olduğunu ifade etti. Dünya üzerinde 425 milyondan fazla insanın diyabetli yaşadığına dikkat çeken Kalkan, hala diyabetli yaşayan iki kişiden birinin tanı almadığını, bu bireylerin çoğunun tip 2 diyabetli olduğunu söyledi. Ee... Ülkemizin sağlıkta yaptığı öncü çalışmalar diyabette de kendisini göstermekte. Dünyanın birçok ülkesinde insülin ve temel diyabet harcamaları aile bütçeleri tarafından karşılanamamakta ama bunların tümü ülkemiz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından herkese ücretsiz olarak karşılanmakta. Fakat bize düşen bugün diyabet ve aile temalı toplantının ana amacı şu. Ailelerimizin yaşam tarzını, beslenmesini, yürüyüşü de düzenli yaparak bu hastalığa yakalanma oranımızı aşağıya çekmek. Yapılan çalışmalar sunu göstermiştir ki yarım günde yarım saat ila bir saat arasındaki yürüyüşün birçok diyabet hastasını diyabet olmaktan önlediğini göstermektedir. Onun için biz ülkemizin son dönemde Sağlık Bakanlığımızın çok önemli atılımlarıyla yakında da açılışını birlikte yapacağımız sağlıklı hayat merkezleriyle diyabeti önlemede psikolog desteği, aileye olan destekler, fizyoterapist desteği ve tüm birinci basamak e, hizmetlerimizi e, bir e, sağlıklı hayat merkezlerimizde gerçekleştireceğiz. AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergezince diyabetin zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa neden olduğunu, özellikle hipertansiyon, obezitenin, Diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenler olduğunu söyledi. Uluslararası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır. Bu demektir ki her 11 kişiden biri diyabet hastasıdır. İki diyabetli yetişkinden birine ise teşhis konulamamıştır. Yani kişi diyabetli olduğunu bilememektedir. Etkinliğe katılan kadınlar şeker ölçümü yaptırarak bu konuda bilgi aldı.